Arkadaşlar, bunu bitirdik. Sahibi izin verdi. Bu videoyu yükleyeceğim. Ama es geçmeyeceğim. Hani belki sıkıldınız bu konudan ama şöyle döneceğim. Şu batan motor için bir tane nokta söyleyeceğim sadece. Hani bu sizi korkutmasın, başınıza gelir, tecrübe olsun size diye bir tane nokta söyleyeceğim. Bakın, şimdi bu motoru birkaç kere attık, battı dedik, bilmem ne dedik. Şu an sorunsuz çalışıyor. Akü biraz tombullaştı, akü biraz sakat. O yüzden hani şeye aldanmayın, uzun marş basar ve yağlı makine. Konu yağlı. Yani makinenin özü bu. Belki bunu ayırırım bu videoyu. Neden duman atar mevzusu. Bakın bu makine ilk çalışmada beyaz duman atacak. Bunu yarın yaparsam yarın yine atacak. Çünkü makineler bildiğiniz gibi benzinle çalışıyor, yağ ile çalışmıyor. Hemen şöyle marşa basacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz gaz vereyim. Bilirsiniz zaten cikli olayını. Şurayı sıkayım. Bak biraz gaz verdim. Şimdi duruma bakın. Arkadaşlar dumanı gördük mü? Tamam. Mesele bu. Duman. Şimdi rolantiyi düşürdüm. Rolanti cikle dediğim gibi bu, yani cikle. Çok yazar kollu modellerde. Gaz kolunun kenarında olur. Mevzu bu abi. Mevzu bu. Mevzu neden duman atar? Şimdi şöyle uzaklaşayım, anlatayım. Şimdi bu motor battı dedik ya. Biz bu motora günlük olarak yağ çektiriyoruz. Yağ çektiriyoruz. Çalışıyor. Ya piston başından yağ atıyor. Atmadığı da içinde kalıyor. Ama yağ çektiriyoruz. Niye çektiriyoruz? Yani bu motorların benzindeki nemden oluşan sudan bile etkilendiğini düşünürseniz, battıktan sonra mutlaka sağında, solunda, pistonun kenarında bir yerinde ne kadar çalıştırırsanız çalıştırın su kalıyor. Tabii su bir şekilde uçuyor ama su tuzlu su olunca deniz suyu oluyor. Takdir edersiniz ki tuz makinenin kemirilmesine neden oluyor. Kemiriyor yani. Tuz makineyi kemiriyor. Yiyor, bitiriyor. Biz de bu şekilde yağ çektiriyoruz makinelere. Hava filtresinden, şuradan emmeden şöyle. Buradan yağ çektiriyoruz. Yağ çektiriyoruz ki daha sağlıklı olsun, eski sağlığına dönsün diye. Şimdi bunu müşteriye verdiğimizde, bakın bu serzeniş. Yani bu aslında yakınma. Bunu müşteriye verdiğimizde, bu ilk çalışmada hareket ettiği için şey yapmayacak. Yani duman atmayacak bundan sonra. Bakın. İstop ettim. Tekrar çalıştırıyorum. Duman yok. Ama bunu gelin yarın çalıştırın. Yarın duman olacak. Bu yağlar, yağlar normal. Zaten serviste bir motor. Yani serviste şu an. Bu yağı sökeriz, temizleriz. İş çözülür. Şimdi ben bu motoru müşteriye götüreceğim. Belli bir kesim, yani denizcilikte mutlaka var bu. Bunu engel olamıyoruz. Belli kesim arkadaşlar, bu herbikolog deniyor bunlara genelde, herbikolog. Böyle kendilerince usta arkadaşlar. Bu arkadaşa diyecek ki ya senin contan yanık. Neden? Bak işte su veriyor, buhar atıyor makine. Yani kimisi diyecek ki senin makinen yağ yakıyor. Bak sabah çalıştı, çok duman attı. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Bu motor servisteyken zaten biz sahibine dedik ki abi motoru gözden çıkarmaya hazır ol. Yani olabilir işte bunun beyni 1000 dolarsa 1000 dolar bugün işte 32 bin lira veya 2000 dolarsa 62 bin lira. Makine kaç para diyebiliriz. İşte konjektörü aynı şekilde, belli parçaları hazır ol. Onun için biz bu motorun her türlü bakımını yapıyoruz. Yani hani böyle bir şey olsa abi sen bu motoru bırak, bunun işte şu kaynamış, bu kaynamış, yağ yakıyor. Ama batmayla yağ yakmaz, batmayla conta da yanmaz. Mesele bu. Bu beyaz dumanı atacak. Attığında bunu gören arkadaşlar da böyle diyecek. Şimdi kendime soru soruyorum. Ya ben bunun bujilerini temizlesem, işte yağ tekrar boşalacak, onu söylemiştim. Bujilerini temizlesem, işte temiz bir, yani benzin attı temizliği yapsam,
komple tertemiz bir şekilde benzin hattı temizliği yapsam, versem, duman falan da atmasın kardeşim. Hatta geç marş da basmasın. Hızlı rık diye alsın gitsin desem içim rahat etmeyecek. Etmeyecek yani. İki tane evladım var. 4 ve 6 yaşında. Etmeyecek. Onlara baktığımda suçluluk duyacağım. Yani ulan işte adamın niye kollamayı almıyorsun? Yağla abi. Şıkır şıkır çalışsın makine. Derim. Kafamda derim yani. Ben öyle bir insanım. Derim. O sebepten ben müşterinin kendisine bu videoyu izleteceğim. Diyeceğim ki abi bak senin makinene ben yağ çektiriyorum. O yağ da içinde dolansın. Hani bir sezonsa bir sezon gez. 5 günse 5 gün gez. 10 günse 10 gün gez. Sonrasında ben kendi temizliğimi yaparım. İşte yağ şey yapar. Ama ben istiyorum ki bu dumanı atarken makine bu yağı kendi yaksın. Kendi yaksın yani. Atsın, 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 atsın. Piston başlarında dışarıdan gelen yağ kendi yaksın, atsın. Ben onu istiyorum. Tabii dediğim gibi yani her bir kolok alan arkadaşlar bunlara böyle sınıflandırma, adlandırma yapıyor. O yüzden de bir şey diyemiyorum. Yani bazen onların ikna kabiliyeti bizden daha hızlı, daha çabuk yürüyor, daha çok oluyor. Hani o ikna kabiliyetleri çok yüksek o her bir kolok arkadaşların. Şeydir yani onlar. Söyler lafı, sorsanız enjektör sökemez, bujiyi dahi sökemez. Ne bileyim, bir kablo çekemez. Yani bilmiyorum yani. Yani bir serzeniş videosu olarak kabul edin. Yağ değiştiremez ama geldiğiniz zaman yani şu jack'ı bile böyle atıyorum şöyle çıkartıp yerinden şöyle gerisin geri takamaz. Bakalım oksitlenme yok. Temiz. Jack da temiz. Bunu bile çıkartıp yerinden düzgün bir şekilde takamaz. Lakin dediğim gibi yani bir laf atar ortaya. Sahibinin de içi yanar. Ne diyelim ne diyelim. Böyle insanlar olacak. Biz yine olmaya devam edeceğiz. Bu arada hani bu yaşanmış bir şey değil ama olacak. Olduğu zaman da ben bu makineye gideceğim. Bu teknenin üstünden size video atacağım. Arkadaşlar bakın ben böyle bir şey anlatmıştım. İşte dediğim olmuş. Ben geldim. Mal sahibiyle de konuşuyorum. Yani ben ne bileyim öyle oluyor. Yani o kadar dikkatliyiz ki bakın şunlar grass'tir. Emmenin buraya sürüyoruz. Yani şuraya sürüyoruz ki. Hani kardeşim bakalım contada bir sıkıntı varsa hani bu grass'ler buradan kaybolacak. Yani conta tam tutmamışsa hava emişinde kaybolacak. Biz de şey yapacağız diye. Neyse telefon çalıyor. Bu videoda bu kadar.